Bugün gene adil yargı ile alakalı, bunu inşallah ara ara anlatmak istiyorum ama her zaman biraz daha tekrarlayacağım şu konuyu söyleyeyim, ondan sonra bizim 1984'ten önce yazdığımız ve 84'te basılan kitaptan bölümler okuyacağız inşallah. Maalesef bazıları şöyle söylüyor, yani enteresan. Duygusal davranıyorlar. Bunları daha önce söylemedin de şimdi niye söylüyorsun? Onun için o kitaptan okutturuyorum. Ya kardeşim, Allah'ını seversin. Bir kere bir, bize bir şey vahiy gelmiyor, bir. İki, bir takım olaylar zihninizde pişireceksiniz. Bu zaman alır ya. Öyle iki dakikalık bir iş mi? Şimdi şunu hep tekrarlamak istiyorum. Bir kere Batı tipi demokrasiler, demokrasi falan değildir. Bu bir aldatmacadan başka bir şey değildir. Öyle sen 4 senede, 5 senede bir gideceksin, oy vereceksin. Ondan sonra da adamlar seninle ilgili istedikleri kanunları çıkaracaklar. Ve bunun adı demokrasi olacak. İnşallah ben onu daha sonra anlatmayı düşünüyorum. Şu anda böyle azar azar anlatacağım. Hani bugün katılımcı demokrasi falan diyorlar ya, bizim devlet anlayışımızı onların hayal etmeleri mümkün değildir. Şu anda biz değiliz. Onun için böyle acayip bir şey işte. Hiçbir şeye benzemeyen bir durum söz konusu. Ama mesela her zaman söylüyorum, beğenmediğimiz Osmanlı, inşallah daha sonra anlatacağım. Şu anda anlatamam, yavaş yavaş, parça parça. Bakın bakalım bugün katılımcı demokrasi falan filan, yani Batılıların hayal edebilecekleri bir yapı var mı? Onu inşallah ben yani tarih şey esas vesikalara dayalı olarak anlatacağım Allah nasip ederse. Bugünkü devlet idareleri teokratik idaredir. Demokratik değildir. Teokratik ne demek? Kendini Tanrı'nın yerine koyan idare. Tanrı'nın yerine koymak ne? Peki Tanrı? Tanrı bir kimseye sen suçlusun dediği zaman o kişi suçsuzluğunu ispat etme şansına sahip midir? İşte bugün devletler, yani bugünün devleti vatandaşı suçlu ilan ediyor. Çünkü onu suçlu ilan eden savcı devletin bir görevlisi. Hakim, devletin diğer görevlisi hakim de onu yargılıyor. Her şey delil oluyor. Hiçbir delil hakimi bağlamıyor. Hakim delilleri serbest değerlendiriyor. O zaman sen kendini parçala. Hiçbir anlamı yok. Onun için bir hakimin beraat kararı verdiği davada bir başka hakim idam kararı verebiliyor. Böyle bir idarenin adı teokratik olmazsa ne olur? Kendini Tanrı yerine koyan bir devlet anlayışı. Bizim Müslümanlar olarak bugün elimize muhteşem fırsatlar geçmiştir. Bunu önce İslam ülkelerine, sonra bütün dünyaya anlatmamız lazım. Aslında önce sonrası yok yani. Önce sonra diye herkes Allah'ın kulu, herkese anlatacaksın. Yani birisi susuzluktan ölürken sen kafirsin, sana su vermem diyecek halimiz mi var? Sonra bugün dört dörtlük Müslümanı yarının kafiri olabilir, bugün kafiri de biraz sonra Müslüman olabilir. Hükmü Cenab-ı Hak verecek. Bizim vazifemiz insanlara doğruları anlatmaktır. Bunu anlatmak zorundayız bütün insanlığa. Çünkü maalesef İslam alemi sahabe döneminden sonra artık problem çözme özelliğini kaybetmiştir. Yani yavaş yavaş Allah'a şükür, yani bu son zamanlarda şu çözümün bir parçası da ben olayım diyenlerin sayısı artmaya başladı. Yani az da olsa bir kişi, iki kişi, üç kişi bakıyorsunuz ki yavaş yavaş geliyorlar. Biz de bir şeyler yapalım diyenler geliyor. İnşallah bunların sayısı artar. Bu arada şunu söyleyeyim, bizim İngilizce sitemizde çalışanların tamamı gönüllü. Gönüllü olmak şu manaya geliyor, kendi vakitlerinden artan kısmı orada kullanıyorlar.
Onun için sitenin yöneticisi olan Zeynep Hanım bugün bana geldi. Onlar da kendi aralarında toplaşmışlar. Daha çok nasıl hizmet ederiz diye gayret göstermişler, Allah razı olsun. Dedi ki, belge çok, tercüme edecek profesyonel mütercimlere ihtiyacımız var. Maaşlı çalışacak. Tüm zamanını ona ayıracak kişilere ihtiyacımız var dedi. Tabii bizim dersleri dinleyenlerden olması lazım. Çünkü kafası buraya eğer şey yapmışsa, bunu özümsemişse tercüme edilebilir. Yoksa edemez. Yani dili bilmek yetmez. Konuyu da bilmek gerekir. Eğer böyle ben bu işte çalışabilirim diyenler varsa çok iyi olur. Bu arkadaşlarımız da çok güzel bir şekilde bir kendi aralarında bir takım projeler yapmışlar. Onu da sizlerden bekliyoruz. Evet. Biz bu şeyi bütün dünyaya anlatmak zorundayız. Çünkü dünyada anormal bir sömürü çarkı var. İnsanların hiçbir değeri yok. Yani bu şeyde devlet kendisini Tanrı yerine koyarsa insanlar ne olur? Onun kulu olur. İşte yapı bu. Yapı bu. Bütün dünyada bu. Halbuki İslam'daki yapı nedir? Kimse Allah'tan başkasına kul olamaz. Dolayısıyla her zaman size söylüyorum, İslam'da devlet insan içindir. Batı'da insan devlet içindir. Aramızda bu kadar kesin fark vardır. Ve ben şuna hiç anlam veremiyorum. Müslümanlar Batılılardan ne bekliyorlar ya? Ya sizin dünyaya çözüm sunmanız gerekir, gitmiş çözüm dileniyorsunuz. E tabii öyle olacak. Öyle olacak. Kendi mutfağı yiyecek doluyken, o yiyeceklerden yemek yapmasını bilmiyorsa, gidecek falanca yerden ekmek dilenecek, başka çaresi yok. Evet, şimdi şeyi oku bakalım. Yani yargıyla alakalı. Sanığın hak ve hürriyetlerinin korunması. Evet, yani sanık ceza davasında sanığın hak ve hürriyetlerinin korunması bizde son derece önemlidir. Yani İslam ceza hukukunda son derece önemli. Devam et. Konan prensiplerle sanığın hak ve hürriyetleri tam olarak sağlanmıştır. Bu prensipler şunlardır. 1. Beraat-ı zimmet asıldır. Yani bir kimsenin suçsuz ve borçsuz olması temel prensiptir. Çünkü herkes anasından suçsuz ve borçsuz olarak doğar. Ancak sonradan yapacağı bazı işlemler dolayısıyla borçlu veya suçlu duruma düşebilir. Dolayısıyla suçluluk ve borçluluğun varlığını iddia edenin bunu ispat etmesi gerekir. Çünkü delil yeni bir şeyi iddia edenden istenir. Bu iddianın zanni galip verecek surette ispat edilmesi gerekir. Bu sebeple bir şahit yeterli görünmemiş, ispatın en az iki şahitle olması şart koşulmuştur. Yani olay şu, bir kimse anasından doğduğu zaman bu dünyaya borçsuz gelir ve suçsuz gelir. Batı anlayışında biliyorsunuz borçlu gelir, suçlu gelir. Suçlu gelir, onun için vaftiz yaparlar ki niye Adem Aleyhisselam'ın suçunu taşıyormuş. Peki Adem Aleyhisselam'ın suçuyla dünyaya geliyorsa bir kimsenin borçlu olan babası çocuk doğmadan ölmüşse onun o borcu bu çocuğa miras kalır. Çünkü Adem babanın günahı miras kalıyorsa babasının borcu niye miras kalmaz? Dolayısıyla şeyde Batı anlayışında borç da miras olarak çocuğa intikal eder. Yani çocuk hem suçlu hem borçlu doğabilir. Ama bizde beraat-i zimmet asıldır. Kişinin, çünkü Allahü Teala ne demiştir? وَلَا تَزِرُوا وَزِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى. Kimse kimsenin yükünü taşımaz. Herkes kendi günahını taşır. Sen annene babana yardımcı olursan sevabını sen alırsın. Herkes kendi günahını taşır. Herkes kendi yükünü taşır. Bizde borç miras olarak kalmaz. Onun için bizim sistemimizde reddi miras diye bir kavram yoktur. Ama bugün reddi miras diye bir kavram vardır. Ne yaparlar? Getirir adamları korkuturlar. Aman
reddi mirasta bulun. Hele mirasçılar içerisinde bir takım kurnaz kişiler vardır. Nerede neler olduğunu bilir, borcun ne kadar olduğunu bilir. Bazı zayıf kişilere gelir der ki, ya bizim işte babamız çok borçlu biliyorsunuz. Eğer reddi mirasta bulunmazsak elimizdekiler de gider. Birkaç kişiye reddi mirasta bulundurur. Ondan sonra o borç ödendikten sonra artanı kendisi alır. Bizde böyle bir şey yok. Yani bir kimsenin borçsuz ve suçsuz olması esastır. Dolayısıyla hakimin karşısına gelen kişi prensip olarak suçsuzdur. Ve bu bizde hiç şaşmaz prensiptir. Hep böyle uygulanmıştır. Öyle hayali falan değil, gerçekçi olarak uygulanmıştır. Kim bir kişinin suçlu veya borçlu olduğunu iddia ediyorsa ispatlaması gerekir. O kişi benim borcum yoktur, ben bu işi yapmadım dediği an bitti. Başka hiçbir şey aranmaz ona. Tamam kardeşim sen yok. Zaten yoktur. Sen kabul etmediğine göre demek ki yok. Bak aradaki şeyi görüyor musunuz? Ve ispatlayacaksın. Öyle zanla falan. Yok efendim delili karartmasından korktuğumuz için tutukladık. Bu ne demek ya? Bu ne demek? Peki senin delil uydurmanı kim engelleyecek? Bu ne demektir? Böyle şey mi olur? Devam et. Herkesin şahitliğinin kabul olunmaması, şahitler hakkında güvenilirlik soruşturması yapma zorunluluğu, hakimin objektif delillerle bağlı kılınıp haksızlığa sapmamasının temin edici tedbirler alınması ve ceza muhakemesinin her safhasının açık olması sanığın hak ve hürriyetlerini korumaya yöneliktir. Devam et bakalım. 2. Şek ile yakîn zâil olmaz. Burada bazı terimlerin açıklamasını yapmak gerekir. Şek, iki ihtimalden biri diğerine ağır basmayacak şekilde bir şeyin varlığı veya yokluğu hususunda tereddüdün doğmasıdır. Sanık, başlangıçta böyle bir suçluluk şüphesi altındadır. Zan ve vehim, iki ihtimalden birini diğerine tercih ettirecek bir sebep olmakla beraber, ikinci taraf da muhtemel görünürse tercih edilen tarafa zan, ikincisine de vehim denir. Sanığın suçluluğu konusunda bazı işaret ve deliller bulunmakla beraber suçu ispat için yeterli görülmediği zaman sanık böyle zanlı duruma düşmüş olur. Bak şimdi bakın bizde bir takım işaretler görüyorsunuz bu adam suçlu gibi ama ispata kafi değil. Niye? Çünkü bu kişi esasen suçsuzdur. Öyle şüpheyle falan filan adam suç sayılmaz. Şüphe mutlaka sanık lehinde kullanmak zorundadır. Hakime bu konuda takdir yetkisi diye bir şey asla verilmez. Ne demek yani hakim insan da o karşısındaki insan değil mi? Evet. Zannı galip. İki ihtimalden ikincisi muhtemel görülmediği takdirde varılan kanaatı zannı galip denir. Zannı galip kesin bilgi ifade eder. Çünkü insanlar çoğu zaman ancak bu kadarını başarabilirler. Tabii bu, yani insanda bir gücü var. O güçte zorlanamaz yani şeyde. Evet. Bu suçluluğun iki dürüst ve güvenilir şahitle ispat edilmesi halidir. Şahitlerin yalan söylemesi mümkündür ama çoğu zaman bundan başka yapacak şey yoktur. Yakîn, kesin bilgi. Olması veya olmaması kesin yahut zannı galiple sabit olan şeydir. Bu da sanığın başlangıçta suçsuz kabul edilmesi halidir. Çünkü bir kişi anasından suçsuz olarak dünyaya gelir. Bunda kimsenin şüphesi yoktur. Herkesin suç işlemesi mümkün ise de... Tabi burada kimse derken Müslümanları kastediyoruz. Çünkü Hristiyanlar da günahkar doğuyor. Evet. Herkesin suç işlemesi mümkün ise de elde kesin bir şey olmadan hiç kimse suçlu sayılamaz. Şek ile yakin zail olmaz prensibine göre bir şeyin varlığı kesin olunca aksi ispat edilmedikçe meydana gelecek bir şüphe sebebiyle o şeyin yokluğuna hükmolunamaz. İslam hukukunun 3/4 veya daha fazlası bu kaideye uygundur. Bakın 3/4 ya da daha fazla şek ile yakin zail olmaz. Şimdi mesela abdest aldınız. Acaba kaçtı mı? Kesinlikle kaçmadı. Acaba diyorsan kaçmadı kardeşim. Acaba öyle olmaz. Abdest aldığın kesinse, kaçtığın da kesin olması lazım. Aksi takdirde şeytan böyle bir fırsatı arar, vesvese verir.
adamı. Kesin. Şekile yakın zahir olmaz böyle. Böyle hep öyledir yani. Şey ayet-i kerimede de Cenab-ı Hak ne diyor? Ve inne zanne la yughni minel hakki şey'a. Zan gerçekten hiçbir şeyi o gereksiz kılmaz. Yani gerçeğin yerine geçmez diyor zan. Öyle. Öyle zanla falan filan tahminle bilmem şunu da yok. Şunu şöyle yapmıştır. Bilmem ne yapmıştır. Sana mı kalmış adamın davranışları ile ilgili karar veriyorsun? Var mı elinde açık delil? Zaten yani sistem maalesef insanlara değer veren bir sistem olmadığı için, dediğim gibi teokratik bir sistem olduğu için, kendini Tanrı yerine koyan bir sistem olduğu için ben dedim oldu. Böyle şey olur mu? Evet. İslam ceza muhakemesinde şüphe daima sanık lehine kullanılmıştır. Hat ve kısas cezaları da şüphe ile düşer. Hatta bu cezaların ağır olmaları sebebiyle hakim burada bir şüphe bulup cezayı düşürmekle görevlendirilmiştir. Bu konuda sanığa ve şahitlere sorulacak sorular bütün açıklığı ile fıkıh kitaplarında yer almıştır. Evet, bitti mi? Mesela şey vardır, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi vardır. İdra'ul hudude bi şubuhat. Şüphelerle had cezalarını düşürün der. Hatta bir hadiste şöyle diyor ki insanlara iddia ettikleri şey verilecek olsaydı, işte bu benimdir, bu benimdir, bu benimdir, birçok kimse diyor başkasının malında ve kanında hak talep ederdi. Bu adamın kanı benimdir. Niye? Ben doyurdum karnını, kanı da benim olacak diyecek. Bu adamın malı benimdir der. Onun için diyor, kim iddiada bulunursa ona beyine gerekir. Beyine yani açık bir şekilde ispatlaması lazım. Peki ben bunu yapmadım diyen, o da yemin eder, o kadar. İspat ediyor, yemin eder. Yapmadım, bitti. Yemin ettiği zaman dava düşer, bitti.